Murat kes şu oyunu. Kes dedim sana. Cinlerimi tepeme çıkarma. Hep bana kabartılıyorsun. Abla ne sinirleniyorsun çocuğa? Ben onu bahçeye götürüyorum. Gel Murat'cığım gel. Hadi. Alo buyurun. Kızım telefon. Boya fabrikasından Selim Bey arıyor. Sağ ol baba. Evet bitti. 5 kutu plastik, 7 kutu da bej yağlı boya gönder. Ha, bir küçük kutu da astar boya istiyorum. Anladın mı? Ne? Yo yo yo, mat olsun. Seni gidiyor ama. Şimdi biraz sana göstereyim. Hadi diyorum sana. Şimdi yakalayacağız seni. Yakalayalım. Bakalım. Kaçmayacağım sana. Dur. 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 Al bakalım. Al bakalım. Sen de topun kadar tatlı bir çocuksun. Bırakın! Bırakın çocuğu! Çekil kenara. Ne yapıyorsunuz? Murat! Bırakın çocuğu yoksa polis çağırırım. Ben karışmam. Alçak! Bırak çocuğumu! Bırak! Neden bağırıyorsun? Bir kötülük yapmıyorum ki. Sadece çocuğu sevmek istedim. Buraya niye geldiğinizi biliyorum. Madem biliyorsun sat kurtul. Yarın geç kalmış olabilirsin. Alamayacaksınız arazimi. Alamayacaksınız. Çünkü vermeyeceğim. O senin problemin. Hadi yürü gidiyoruz. Erkeksiz ev buldunuz, değneksiz geziyorsunuz. Ha, sizin gibi köpekleri dize getirecek biri var ama... Kimmiş bu? Taş yürekli. Adana'nın bütün kabadayılarını tir tir titreten adam. Şimdi burada olmalıydı ki... Yukarıda bekliyorum. Çabuk gönder onları. Tamam mı? Evet. İnat ediyor. Bu tapuyu biraz zor alacaksınız patron. Hele kış gelip kimsesizler yurdu olursa bu binadan ve araziden tamamen ümit kesmek gerek. Mafya babalarına ne mazeret göstereceğiz bu söylediklerinizi mi? Onlar bir kere karar vermişler. Burasını kumar merkezi yapacaklar. Bütün zengin Araplar pek yakında Beyrut yerine buraya taşınacak. Haberiniz yok mu yoksa? Kadın inat ediyor. 3 ay içinde burası el değiştirecek. Yoksa biz dünya değiştiririz. Anlıyor musunuz? Bir gün elimden bir kaza çıkacak diye korkuyorum. Şu çocuk olmasa karınlarına kurşunları boşaltacak. Saçmalama. Diyorum ki yazalım bir telgraf Cumali'ye. Kalksın gelsin. Buraya kimsesizler yurdu açacağımızı, açılış gününe kadar yanımızda kalmasını söyleyelim. O böyle sosyal şeyleri sever, o bizi korur hem de rahat ettirir. Gelsin Cumal. Tabancası var mı? Delikli parayı havada vurabilir mi? Sen sus bakayım. Ne yediği belirsiz fedailerle mi uğraşacağız baba? Ne yediği belirsiz değil ki bu adam. Beyaz elbiseli derlerdi ona. Adana'da benim lokantamdan çıkmazdı. Çelik bilekli, taş yürekli, zıpkın gibi bir adamdı. Koca şehri 2 ay içinde böyle pis heriflerden temizledi. Kayık yanıyor! Kayık yanıyor! Koşalım! Thank you.
Ayağımız yanıyor anne. Aşağılık herifler. Tahir baba, Cumali midir nedir onu çağır. Yetti artık. Yaşlılar mı yaşayacak burada? Hayır, çocuklar da olacak. Boynu bükük yetimler, terk edilmiş çocuklar. Benim gibi yaşlılar, küçücük bebeler ya. Sevaba gireceğiz yani. Babam ölmeseydi o kötü adamlar buraya gelemezdi değil mi Tahir baba? Tabii gelemezlerdi. Baban korurdu bizi. Annen de düşkünlere bakmak için fırsat bulurdu. Telgraf çekeli tam 5 gün oldu Tahir baba. Evet. Taş yüreklinin sesi çıkmadı oğlum. Belki de Adana'yı terk etmiştir. Kim bilir? Posta efendim. Bir telgrafınız var. İyi günler. Sağ olasın evlat. Cumali'nin sesi çıktı sonunda. Pazar sabahı 7 otobüsüyle geliyorum. Cumali. Koş hemen annene haber ver. Koş. Anne telgraf geldi. Geliyor. Adamı görünce heybetinden siz bile şaşkına döneceksiniz. Adamın geleceği yok galiba baba. Belki de bir işi çıkmıştır. Allah Allah. Acaba son anda bir işi mi çıktı dersiniz? Ama telgrafta geliyorum diyordu. Affedersin oğlum. Acaba Adana'dan otobüste beyaz elbiseli bir adam gelecek. Beyazını siyahını bilmem ama dünden gelen bir adam var burada. Gelin. Bakın burada yatıyor. Aman Allah'ım, olamaz. Bu o. Olamaz. Sen demiştin ki. Anlattıklarım doğruydu. Doğruydu inan. Son durak burası evlat. Uyan artık. Uyan. Zom olmuşsun sen zom. Kalk artık kendine gel. Söylemiştim sana. Başımıza bir de fedai belasını sarmayalım diye. Peki ama ne yapacağız şimdi? Götüreceğiz tabii. Kendine gelince de geldiği gibi gider. Kendini rezil edecek kadar içmenin ne alemi vardı be evlat? Beni mahcup ettin. Ama bu adamın beyaz elbisesi yok ki. Bakmak için acele etmeyin. 1-2 gün dinlenin. Misafirimiz olarak. Sonra gidersiniz. Yani evlat, bu halinle bize yardım edemezsin herhalde. Evet. Doğru. Anlıyorum. Anlıyorum Tahir baba. Hadi Murat, amcayı odasına götürelim. Peki dedim. Merhaba arkadaş. Sana yemek getirdim. Sağ ol arkadaş. Senin için yerim. Sen de benden yiyeceksin ama. Ha? Yerim. Kimin bu arkadaş? Benim. Çalmasını biliyorsan sana vereyim. Bilmiyorum ki, öğretir misin arkadaş? Öğretirdim. Ama annen 2 gün sonra gidersin diyor.
Bu da iki günde öğretilmez tabii. Tahir baba. O da annem de teyzem de. O gelince bütün kötülere dayak atacak diyorlardı. Yanılmışlar arkadaş. O sözünü ettikleri adam başka biridir. Ben kısırık, korkak kedinin biriyim. Tıpkı annenin söylediği gibi. Öyle bir şey söylemedim. Bakın, sizi küçümsemek istemedim. Bize kol kanat olacak birine muhtaçtım. Bütün umutlarımı size bağlamıştım. Ama benzin istasyonunda karşımızda... Bir içki torbası görünce... Evet öyle. Bütün ümitlerimiz suya düştü. Tahir baba sizi başka türlü anlatmıştı bize. Ağaçtan indim. Ağaca çıkmak istemiyorum. İki gün bela olurum size. Sabah gideceğim. Keşke her şeyi düşündüğümüz gibi olsaydı. O dediğiniz hiçbir zaman olmayacak. Yemek için teşekkür ederim arkadaş. Cumali abinin nesi var anne? İçkinin esiri olmuş biri o yavrum. Bu tür insanların sözlerine asla inanmamak gerekir. Hem ben senin yerinde olsam Luna Park'tan başka bir şey düşünmezdim. Götüreceksin ama söz verdin. Yoksa fena olursun. Tabii, söz verdim. Bu ne? Benim hediyem, babamındı. Senin olmasını istiyorum arkadaş. Ama bu benim için pahalı bir hediye. Olsun. Sen de bana sazını vermiştin ya. Seni hatırlayacağım arkadaş. Zaman kısalıyor. Bir an evvel bu işi halletmemiz lazım. Ne yapmamızı istiyorsun? Dövmekse dövdük. İstersen temizleyelim. Olmaz öyle şey. Cinayet istemem. O zaman bir daha deneyelim istersen. Ne yaparsanız yapın bitirin işi. Yürüyün. Senin için her şey ne kadar kolay sevgilim. Öyledir canım. Sana bıraktım. Gidiyor musun arkadaş? Herkes kendi yoluna arkadaş. Yani bir daha buralara hiç gelmeyecek misin arkadaş? Niçin gelecekmişim? Sazını geri almak için. Onu sana bıraktım. Söz vermiştim. Onu hep saklayacağım. Sağ ol arkadaş. Sen de sağ ol arkadaş. Sağ ol. Seni hiç unutmayacağım.
Melek Hanım sonunda bir fedayı bulmuş kendine ha? Pek de fiyakalı fedayı canım. Ne o döküntü? Buranın bekçi köpeği sen misin yoksa? Bu olsa olsa sokak köpeğidir be. Benziyorsam öyleyimdir. Hem de nasıl? Biz de köpekleri zehirleyen belediye ekmeğiz. Bana zehir falan hız gelir anlıyor musunuz? Ali abi döv onları. Filmlerdeki gibi. Topumu kestiler. Pestillerini çıkart onların. Gel bakalım sokak köpeği. Başka bostan korkuluklarınız var mı Melek Hanım? Yok. Hayır. 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 Yapmayın. Hayır. 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 Yapmayın. Hayır, hayır, yapmayın. Hayır, hayır, hayır. Yapmayın. Cumali, hep böyle hırsız gibi mi kaçarsın? Yoksa gittiğin yerde önemli bir işin mi var? Ben hiçbir işe yaramam. Yüreğinde sevgi taşıyabilen her insan işe yarar. Bende yürek yok ki sevgi olsun. Oğlumu seviyorsun. Yoksa yanılıyor muyum? Senin kafadaki kadınların hepsi her zaman yanılır. Ayakta duracak halin yokken neden o iki köpekle dövüşe girdin öyleyse? Beyinsizliğimden. Hayır. Yüreğin sevgiyle dolu olduğundan. Ben geri dön de bizi koru demeye gelmedim. Koruyamayacağını biliyorum. Oğlum senin kahramanlığına susamış. Ne dediğimi anladın mı? Ne bir kadına ne bir çocuğa sevgi duyacak biri değilim ben. Eyvallah. Abla dikkatli olun, biliyorsun ya. Murat'a söz verdim. Sözümden nasıl dönerim? Başınıza bir şey gelir diye korkuyorum kızım.
Hiç merak etmeyin. Yanımda beni koruyacak aslan gibi bir delikanlı var. Tahir baba, ben var ya senin o beyaz elbiseli adamından daha çok işe yararım. Aferin sana. Erken gelin, bizi merakta bırakmayın ha. Hadi bakalım. Ne var? Tahir baba gene geldiler. Polise telefon edelim. Telefon çalışmıyor. Yine onların işidir bu kızım. Bak hele, bu bekçi köpeği gene rızkını almak için bekliyor. Bilseydik biraz kemik getirirdik sana. Hadi aslanım, çekil de bizi sinirlendirme. Geri dönmüş. Doğru arka kapı, hadi. Koruluktan gidersen kestirmedir. Polisi alıp gelmem 5 dakikayı geçmez. Hadi ben onları oyalarım. Ya sana bir şey yaparlarsa? Sana bir şey yapmasınlar da kızım, hadi koş. Kız kaçıyor. Ne inatçı adamsın ulan sen. Kıpırdarsan Allah'ın kulu demem, vururum, bilmiş ol. Ya, vurursun demek. Bu moruk halinle ne yapacağını sanıyorsun sen? Beynini deleceğim. Kimsesiz, savunmasız bir kadına yaptıklarına pişman edeceğim seni.
benden ne istiyorsunuz da? İtine söyle kızı bıraksın, yoksa vuracağım seni. Kızı bırakabilirsin. Hiç merak etme. Tabii bırakacağım. Gel bu tarafa Cumali. Gel. Bu bostan korkuluğu ne olacak? O bostan korkuluğunun buradan sürünerek içeri girebilmesi için bir yıl gerekli. Bırak kalsın orada, hadi götür içeri kızı sen, götür. Yürü. Gel benimle. Hadi. Gel böyle bebeğim. Ne dersin? Ablan burayı bize devredecek mi? Yoksa inadına devam mı edecek ha? Ben bakireyim. Yalvarırım dokunmayın bana. Ne olur. Duydunuz mu çocuklar? Bu hatun daha kızmış. Yani bakire. Çağımız adına ne yüz kızartıcı bir olay. 25 yaşında bir hatun hala bakire kalsın. Olacak şey değil. Yani diyorum ki aramızdan bir hayırsever çıkıp da bu kızcağızı bu dertten kurtarmayacak mı? Ben olamaz mıyım? Niye olmayasın? Ne olur, ne olur yapmayın. Yalvarıyorum. Gel güzelim. Anneciğim, nasıl vuruyorum ama size? Bak şimdi buna da vuracağım anne. Size bakire istedim. Ne olur yalvarırım. Merak etme güzelim. Canını yakmayacağım. Hayır. Gel ya. Hayır. Hayır. Ne istiyorsunuz benden? Gel güzelim. Ulan it canlı mısın sen? Ulan ne devrilmez kalassın sen be. Kalk, kalk. Fikrini değiştirtebilirsen bırakırız seni. Evet değiştirtirim. Ona yalvarır kabul ederim. Yapmayın. Anneciğim, anneciğim bak.
baksana. Paralarım bitmiş, versene. Luna Park'a bir daha gidelim. Yine beraber eğlenelim. Anneciğim, anneciğim baksana. Köşkte bir şeyler olmuş, gene onlar. O anne geri dönmüş, demek sizi kurtarmadan gitmedi. Tahir baba, Tahir baba. Dede. Sen burada kal. Dede, dedeciğim. Yazık sana arkadaş, dedemi bile kurtaramadın. Yavrum. Defolun, defolun dedim size. Gene geleceğim kızım. Belki kız kardeşimin başına kötü bir şey gelmedi ama biz gene de şikayetçiyiz. Anlıyorum. Bu adamların tutuklanmaları için derhal mahkeme kararı çıkaracağız Melek Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gereken yapılacaktır, hiç merak etmeyin. Gidelim. Bu halde gidemezsin. Zaten gelmemeliydim. Yolcu yolunda gerek. Neden hiç kalıcı değilsin? Neden hep yolcusun? Bir zamanlar ben de sizler gibi kalıcıydım. Daha iyileşmedim. Hiç iyi olamadım ki. Anneciğim, neden kovmuyorsun bu adamı? İyileşince kendisi gidecek ya. Hayır. 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 Sakin olun. Sakin olun, geçti artık. Kabus gördünüz herhalde. Size biraz su getireyim. Benden nefret ediyorsun diye. Meraklanma arkadaş. Hemen git. Yani diyorum ki, neden şimdi gitmiyorsun? Çok haklısın arkadaş. Arkadaş deme bana. Kusura bakma. Hoşça kal arkadaş.
karısıyla oğlu olmalı. Görüyorsun ya yavrum, insanların dış görünüşüne göre karar vermek ne kadar yanlış. Eminim ki oğlunu kaybetmiş bir baba bu. Götürüp vereyim mi anne? Yetişebilecek misin? Yetişirim. Arkadaş! Arkadaş! Dur! Yoksa bana güle güle. Gitme arkadaş demeye geldim. Ama bana arkadaş deme demiştin. İstersen deme. Ama ben sana hep arkadaş diyeceğim. Ya bana baba ne beni istesem? Sana baba dersem esas babam üzülmez mi? Belki de haklısın. Sen bana oğlum dersen senin oğlun üzülmez mi? Benim oğlum yok ki. Var. Biliyordum demek. Gitme zamanı artık. Kalma zamanı artık, tamam mı arkadaş? Gitme zamanı arkadaş. Hey, uyan! Kalk, kalk! İki gündür buradasın hemşerim. Polis toplamadan gidersen iyi edersin. Sağ olasın hemşerim. Doğru. Yolcu yolunda gerek. Küçük Murat bulunamıyor. Annesinin okul yapmaya hazırlandığı bina önünden kaçırılan Küçük Murat'tan 24 saatten beri haber yok. Çocuğumu bulun bana. En kısa zamanda bulacağız çocuğu. Bütün polis alarmda. Lütfen üzülmeyin. Elde değil ki. Komiser bey, yalvarıyorum. Ne olur Murat'ımızı bulun bize. Bütün mesele o iki adamda. Onların işidir bu. Tahmin ediyorum. Biz de onların izi üzerindeyiz. Gelen telefonları dinliyoruz. Merak etmeyin. Telaşa lüzum yok. Hadi çocuklar merkeze. Gel kızım. Ali. Yürü bakalım. Sen çıldırdın mı? Nereye götürüyorsun beni? Yürü dedim. Deli misin sen? Bir sürü polis bu işin peşinde. Polisler yasaya uygun davranır. Ben polis değilim. Bu işlerde yasaya uymak gerekmez. Hadi yürü. Bırak! Yürü. Burada dur. Şimdi iki kasa süt al bana. Biraz da ip istiyorum. Sakın bir numara yapayım deme. Sütleri anladım da ip ne oluyor? Sütleri bağlayacağım, çalmasınlar diye.
Hadi bakalım, şimdi bağlayacaksın. Bağlayayım mı? Kimi? Beni, tampona. Seni mi? Söz ver bana, söz ver. Ne kadar yalvarırsam yalvarayım, çözmeyeceksin. Tamam mı? Hadi şimdi bağla beni, bağla. Bağla diyorum sana. Bağlasana, ne duruyorsun? Bağla! Peki, bağlayayım. Unutma, söz verdin. Çözmek yok. Titremeye başladığım zaman da acımak yok. Anladın mı? Anladım. Bir yudum içki ver bana. Bir yudum. Çantam dolu. Dolu konyak var. Bir tanesinden bir yudum. Ne olur küçük bir yudum. Bir nefeslik. Yalvarırım ne olur. Yalvarırım. Bir parça. Bir parça koklayayım yeter. Biraz, biraz ne olur. Hadi yalvarırım. Hadi. Vazgeçtim bütün söylediklerimi unut. Ne olur bir yudum. Çöz, gel, çöz beni, ellerimi çöz. Çöz seni be kadın. Çöz, çöz beni. Hayır, kendin istedin. Vazgeçtim. Yoksa çıldıracağım. Bir damla ne olur, bir damla içki. Dudaklarıma sür, razıyım. Hiç olmazsa biraz koklat. Ne olur koklat biraz. Ne olur, ne olur, ne olur. Sana içki değil, süt gerekli şimdi. Bunları boşuna mı aldık? Yalvarırım. Oğlunun bahşişi için bir damla içki. Ne olur bir damla içki. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Hayır, istemem. Biz burada klinik tedavisiyle vakit geçirirken oğluma kim bilir neler yapıyorlar. Oğluna hiçbir şey olmayacak. Onlar gibilerini iyi tanırım. Evi ve araziyi alabilmek için bekleyecekler. Hayır. Hayır. İç şunu. Hayır. İç. Başka bir şey ister misin? Mesela süt. Annemi isterim. Zamanı gelince annene göndereceğiz çocuğu. Ama özledim annemi. Biz de özledik yavrum. Annemi isterim diyorum. Cevap yok. Götürün yerine. Annemi istiyorum. Silahı al. Artık çöz beni. Ne yaparsam yapayım. Ne kadar yalvarırsam yalvarayım. Sakın yumuşama. Sakın içki ver babana. Almak istersen bas boşuna.
İnanamıyorum. İnan bana, iyiyim artık. Kararlısın bakalım. Evet, kötü günler bitti. Biliyor musun, o faciadan sonra, yani 8 yıldan beri ilk defa bir çocuğu, yani kendi oğlum kadar... Biliyorum. Akıllı kadınsın. Senin gibileri hiç tanımadım. Okumuş, yazmış, bilgili. Şimdi şehre gidelim. Bu küçük veledi daha fazla beslemek niyetinde değiliz. Size son olarak bir hafta müddet. Yoksa cenaze masrafları size ait olacaktır. Aman Allah'ım. Bir daha karşılaşamazsak, bil ki seni tanıdığıma memnunum. Bana yeniden yaşamanın manasını öğrettin. Ben de çok şey öğrendim senden. Yürekliliği, sevgiyi, insan olmayı, en önemlisi sevmeyi. Bir gün karşı karşıya gelirsek beni tanımıyorsun, tamam mı? Seni tanımıyorum, hiç tanımadım. Hiç görmedin. Hiç görmedim. Küçük muradını sana getireceğim. Başaramazsam da çok kızma bana, olur mu? Geri dönmeni bekleyeceğim. Thank you.
Tamam, emriniz? Bir adam arıyorum Hadi Kemal. Burası danışma bürosu değil ahbap. Bana bak, sana soru sordum. Kemal adında bir kabadayı tanıyor musun? Seyre lan kikirik. Yani diyecektim ki danışma değil. Ama gene de yardımcı oluruz. Harap sabunun yerine bak. Adamı var Bekir. Hep oraya takıl. Şöyle. Kikirik. Kim bu beyaz elbiseli adam abi? Ne bileyim lan. Arap Sabo'yu arıyorum. Ne için arıyorsun Sabo'yu? Anasının hatırını soracağım da. Hey, sen kendini kabadayı mı sanıyorsun? Soracaklarıma cevap isterim. Emin olur abi. Sen ne istediğini söyle yeter. Bekir'i arıyorum. Kemal'in adamı Bekir'i. Büyük patronun dalgası var Emel. Biraz evvel buradaydı. Emel'in siparişlerini götürdü. Ne de olsa emir kulu. Büyük patron da kimmiş? Konuş. Dur anlatacağım. Onu Emel'den öğrensen abi. Yahut da Bekir'den. Anlarsın ya, bunlar tavuk gibi adam boğazlar. Adresi ver bana. Peki. Ne istiyorsun benden? Tanımıyorum seni. Ben tanıyorum Bostan Korkulu. Yorulmanı istemem. Dedim ki şu yükünü ben taşıyayım da adam rahat etsin. Kimsin sen? Sokak köpeği. Emel Hanım bu evde mi oturuyor? Vurma, bilmiyorum, vurma. Konuşuyorum lan. Evet, bu evde, bu evde. Kim o? Bekir efendim, siparişleri getirdim. Sen Bekir değilsin ama. Patronuna başka iş verdiği için benden yolladı siparişleri. Gel içeri. Oraya koltuğa bırak. Çok geç kaldınız. Daha davete gideceğim giyinip üstelik. Bunları mı giyeceksiniz? Tabii. Giyinin öyleyse. Anlamadım. Giyin dedim. Bana bak. Sen kim oluyorsun da bana emir veriyorsun ha? Yani giyinmemi istiyorsun öyle mi? Bakalım vücudun oturacak mı? Ama giyinmeden önce soyunmam gerek biliyorsun. Bak bu kadar akıllı olduğunu bilmiyordum ha. Patrona kim götürecek? Kemal tabii. Aman öyleyse çabuk giyin. Enayilik ediyorsun. Benim gibi bir kadını reddetmek. Enayiliği severim. Ya kadınları? Şimdilik değil. Kemal galiba. Bekle, geliyorum. 159 konuşuyor patron. Emel'i alıp çiftliğe geliyorum. Anlaşıldı, tamam. Bu adamı tanımıyorum. Ben de tanımıyordum. Patronun yeni hediyesi bana, koruma görevlisiymiş. Ne garip. Sanki tanıyor gibiyim. Gözlük takmalısın. Bir doktora git. İn aşağı.
Sana boşuna gözlük tak demedim. Kimsin sen? Sokak köpeği. Şimdi tanıdın mı? Atla arabaya. Atla! Çiftlik burası mı? Evet, şu gördüğün yer. Dikkat et, tekin bir yer değildir. Sen kötü bir adama benzemiyorsun. Fikrimi sorarsan akşamı beklesen iyi edersin. Neden o? Behbi'nin itleri çevreyi sarmıştır. Vaktim yok, çocuğun da vakti olmayabilir. Sen iyi bir kızsın ha. Mert bir kızsın. Boş versene. Zenginlere kuyruk sallayan orospunun tekiyim ben. Erkek gibi bir kızsın. Bir beş dokuz konuşuyor. Bir beş dokuz konuşuyor. Bir beş dokuz seni dinliyorum. Emel Hanım'ın yanında silahlı ve beyaz elbiseli biri var. Şu sokak köpeği hani, Melek Hanım'ın köpeği, çiftliğe geliyorlar. Çiftliğimiz bütün dostlarımıza açıktır, tamam. Yaşar! Buyur patron. Bir misafirimiz var, gereken hazırlıkları yap. Tamam patron. Çocuklar gelin. Gelin. Bir misafirimiz var. Karşılama töreni yapacağız. Gelin hadi. Bakalım. Hadi bakalım. Alın. Bundan sıkı bağlayamazdın. Bu evlenme teklifi olmasın? Günün birinde senin gibi mert bir kadınla evlenirsem evde sözümün geçeceğini hiç sanmıyorum. Sen var ya sen. Ama köpeklere dikkat et. Sağ ol. Konuş çocuk nerede? Nerede diyorum sana? Aşağıda. Aşağıda. Yürü. Beni çocuğun yanına götüreceksin. Peki. Yürü. İt oğlu it. Beni bağlayıp kaçtı. Radyoyu çenenle açabiliyorsun ha. Büyük meziyet doğrusu. Madem radyoyu açabiliyorsun,
Klaksonu da çalabilirdin. Nasıl? Böyle. Bak hadi gel. Hadi. Çocuğun nöbetçilerini arttır. Bu Emel'in arabasının sesi. Canımı acıtıyorsun. Nasıl da düşünemedim. Ben şimdi düşündürürüm seni. Hadi, hadi gel. Hadi yürü. Yürü. Merhaba arkadaş. Arkadaşlık böyle günde belli olur. Yaşa. Hadi, çiğelim burada. Orospu o beyaz elbiseliyle beraber patron. Ne demek orospu? Benimle yaşayan bir hanım için nasıl söylersin bunu? Kendini palavradan bağlatıp adamı çiftliğe sokmuş bile. Yalan! Ben sokmadım, kendisi gir. Dur! Yani şimdi çocuk mahzende değil mi? Belki de çocuğu kurtarmıştır. Salın köpekleri hemen! Çabuk olun. Adamı ve çocuğu kaçırmayın. Salın köpekleri. Para işi ne olacak patron? O iş kolay. Yukarıdan para gelince ikimizsini alacaksın. Önce bu işi hallet. Beni iyi dinle şimdi. Fırlayıp o kulübeye gir. Telefonla anneni ara. Polisleri alıp taş ocağı çiftliğine gelmesini söyle. Anladın mı? Haydi. Anladım. Koş. Alo? Anne, anneciğim, beni iyi dinle anne. Murat yavrum. Anne zaman yok, dinle beni. Cumali amca diyor ki polise gideceksin. Onları alıp taş ocakları çiftliğine getireceksin. Murat, ya bir şey olursa? Anne korkma, bu pis herifleri mahvedeceğiz. Çabuk ol anne. Murat, Murat. Çabuk polise gidelim. Gidelim. Zannettim kendini. Hiç kurusu çeki. Bırak beni. Bir şey Cumali abi. Aslanım. Haydi arkadaş. Koşun yakalayın. Önümüze düştü. Ah.
çabuk! Sarım tavuğu çabuk! Herifler peşimizdeler. Şimdi şu tepeye kadar beraber koşacağız. Yanından gölge gibi ayrılmayacaksın. Tamam mı? Tamam arkadaş. Hadi arkadaş. Şimdi hemen buradan fırlayacaksın. Ne olursa olsun hiç arkana bakmayacaksın. İlerideki köşeyi dönünce annenle karşılaşacaksın. Ya sen? Sen gelmezsen ben de gitmem arkadaş. Ben mi? Ben hemen arkandan geleceğim. Akşam yemeğini birlikte yiyeceğiz seninle. Söz mü arkadaş? Tabii söz. Hadi bakalım hazır ol. Fırla! Çocuk kaçıyor, vurun! 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 Oo, beyefendi buradaymış! Olamaz, hayır! Yapmayın, ne olur! Şimdi hesaplama onu, çekil! Ali abin nerede? Sen git arkandan geleceğim dedi. Akşam yemeğini beraber yiyeceğiz dedi. Senin yokluğuna çok üzüldük Murat'cığım. Allah öldürmüyor. Şükürler olsun Allah'ım. Arkadaş, arkadaş. Arkadaş, bir daha ayrılmak yok, tamam mı? Annene sor.